Herkese merhabalar ve San Francisco'dan selamlar. Bugünkü videomda göçmenlik mahkemesindeki ilk duruşmanızda neler olacak? Binaya giriş anınızdan ayrılana kadar bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, dosyanıza davanıza dahil olan bütün aile bireyleri, eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, hepsinin sizinle gelmesi gerekiyor. Bu aklınızda olsun. Şimdi göçmenlik mahkemesinin olduğu binaya gittiğinizde bir güvenlikten geçiyorsunuz. Güvenlikten geçtikten sonra mahkemeyi bulmanız gerekiyor tabii ki. Mahkemeler genelde Amerika'da çok katlı binaların içinde oluyor bu aklınızda olsun yani asansöre binip mahkemenin olduğu katı bulmanız gerekebilir. Bu aşamadan sonra o kata geldiğinizde her hakimin kendi salonu var, duruşma salonu vardır ve mahkemenin orada genelde her gün listeler asılır. O listeden adınızı ya da A numaranızı buluyorsunuz ve hangi salondasınız salonlarında ya isimleri vardır ya salon numaraları vardır oradan salonunuzu bulup o salona hakimin duruşma salonuna geçiyorsunuz Burada eğer bulamazsanız, diyelim ki o listede isminiz yok ya da listede bir şey oldu bulamadığınız adınızı ya da A numaranızı o zaman orada genelde size yardımcı olacak kişiler, görevliler, katikler vardır. Onlara da sorabilirsiniz. Yanınızda tabii ki mahkeme kağıdınız, duruşma tarihinizi gösteren belgeniz mutlaka olsun. Onu unutmayın salonunuzu bulduktan sonra içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde hem sağ tarafta hem sol tarafta koltuklar var. 3-4 sıra şeklinde ve ortada bir koridor gibi bir küçük alan var. Aynen uçak gibi düşünün o şekilde. Yalnız değilsiniz bu arada onu söyleyeyim. Sizinle aynı saate verilen birçok kişi olacak orada. Çünkü bunlar açıkçası halka açık yapılan ilk duruşmalar halka açık yapılır. Orada dediğim gibi birçok kişinin aynı e, ...saate verilmiştir duruşması. E, bu Çünkü ilk duruşmalar zaten 5 ya da 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Onu ben söyleyeyim size. E, hatta şu anda COVID önlemlerinden sonra... ...COVID'den kalma işlemler, prosedürler hala geçerli olduğu için... ...bu ilk duruşmaları telekonferans yöntemiyle çoğu hakim o şekilde yapıyor. Ama gitmeniz gerektiğinde de bu şekilde bir ortama giriyorsunuz. Bunu anlatmak istedim. Dediğim gibi sağ tarafta, sol tarafta oturacak yerler oluyor. Bir 3-4 sıra şeklinde... Orası kapalı oluyor, ön tarafta da hakimin koltuğu, oturacak yeri, sizin oturacak yeriniz ve hükümet avukatının yeri şeklinde bir düzen kurulmuş vaziyette. Aynen filmlerde gördüğünüz, Amerikan filmlerinde gördüğünüz mahkeme salonu şeklinde dediğim gibi sadece siz değilsiniz sizin gibi orada birçok kişi olacak aileler olacak çocuklar olacak etrafta koşan e, bu e, buna hazırlıklı olun yani özel bir duruşma değil ki zaten özel hayatınızla ilgili geçmişte başınıza gelen olaylarla ilgili ifade vereceğiniz duruşma zaten bu ilk duruşma değil o yüzden özel konular konuşulmuyor ifade vermiyorsunuz birazdan anlatacağım neler konuşulduğunu bu ilk Duruşmada hakim odaya girdiğinde e, sizin karşınıza bir duvar, e, orada bir kapı olacak. Orada hakim içeri girdiğinde herkes ayağa kalkar arkadaşlar. Ayağa kalkıyoruz, saygımızı gösteriyoruz ve e, o hakimin katibi tamam şimdi oturabilirsiniz diyecek ve yerlerimize oturuyoruz. E, bunu unutmayın orada zaten hep beraber yapılan bir durum. Orada dediğim gibi diyelim ki sizin mahkeme saatiniz... 9, sabah 9 yazıyor. Sabah 9'da sizi çağırmayabilir hakim. Buna hazırlıklı olun ve bu çok normal. Çünkü dediğim gibi orada birçok kişinin zaten saati saat 9'da aynı gün ve saat 9'da. Hakim sırayla başlayacak. oraya oturduğunuzda bu arada genelde bir yoklama kağıdı oluyor. Oraya adınızı soyadınızı ve A numaranızı yazdığınıza emin olun ki onlarda bir kopyası olsun. Hakim genelde avukatları daha doğrusu gelmeyenleri çağırmıyor zaten onların isimlerini okumuyor. Orada yoklamada olanları ya da e, sırayla başlıyor isimleri çağırmaya. Hakim isminizi de çağırabilir. A numaranızı da çağırabilir. Bu aklınızda olsun ama dediğim gibi illa saat 9'da çağıracak diye bir şey söz konusu değil. Sizden önce çok başka kişileri de çağırabilir. Hakimin insanlarla konuşması çok farklı olabiliyor. O sizden önceki kişileri belki daha önceden birkaç kere görmüştür. Onlara belki kızabilir ya da onlara farklı konuşabilir. Bu Buna hiç aldanmayın, buna hiç takılmayın derim. Çünkü dediğim gibi kimisi 3, 4, 5 duruşma oluyor hala avukat bulmayınca tabii hakimler de sinirleniyorlar. Diyorlar ki artık neden avukat bulmuyorsun? Bir avukat bul ve gel şeklinde. O yüzden siz hakiminiz eğer sizden önceki dosyalarda biraz sinirliyse hiç takılmayın derim. E, sizlik hiçbir şey yok. Şimdi dediğim gibi hakim sizin A numaranızı ya da adınızı çağırdığında geçiyorsunuz ön tarafa, sağ tarafa oturuyorsunuz. Orada sol tarafta dediğim gibi hükümet avukatı olabilir ama hükümet avukatları zaten telekonferans yöntemiyle çoğunlukla bağlanıyorlar. Aynen sizin avukatınız gibi. Eğer avukatınız yoksa hakimin size soracağı genelde ilk soru avukat mı arıyorsun? avukat bulmak için zaman istiyor musun? Bunu hakim sormazsa siz de söyleyebilirsiniz. Ben avukat bulmak için süre istiyorum ve bunu dediğinizde de hakim genelde hemen bir sonraki mahkeme gününüzü size veriyor. Yani hakim size sorabilir avukatınız var mı diye siz hayır avukatım yok dersiniz. Size direkt avukat bul da gel de diyebilir bu arada. Bu da aklınızda olsun. Masters reset deniyor. Bunlarda genelde size verilen kağıtlar orada reset yazar arkadaşlar. Oradan çıkarken eğer dediğim gibi e, çoğunlukla telekonferans yöntemiyle oluyor ama eğer kişisel girdim oradan çıkarken e, hakimin oradaki e, yardımcısı size bir kağıt verecek ve o kağıtta yeni duruşma tarihiniz günü ve saati olacak. O kağıdı aman kaybetmeyin derim e, çünkü çok önemli. Evet dediğim gibi eğer avukatsız gidiyorsanız arkadaşlar ilk duruşmanıza mutlaka bunu söyleyin. Hakimden zaman isteyin ilk duruşmada ve e, şunu deyin ben avukat tutmak için zaman istiyorum. Hakim size sorabilir peki avukatı niye tutmak istiyorsunuz? Ben iltica başvurusu yapacağım eğer iltica başvurusu yapmayı planlıyorsanız. İltica başvurusu yapacağım ve bu yüzden avukat bulmaya çalışıyorum. Bunun için de ek süre istiyorum dediğiniz anda hakim size eğer ilk duruşmanızsa ek süreyi verecektir. İkinci Duruşma ise eğer yani diyelim ki avukat tutmak istediğiniz belki iki hafta sonraya verdi ki genelde çok daha uzun süreye veriyorlar açıkçası onu ben söyleyeyim diyelim ki iki hafta sonraya verdi bulamamışsanız avukatı size sorabilir peki ne çaba gösterdiniz avukat bulmak için görüştünüz mü avukatlarla diye. O zaman çabalarınızı belki anlatabilirsiniz çünkü çevirmen zaten oluyor ve tekrardan süre isterseniz ama zaten araya uzun bir mesafe aylar koyuyor hakim avukat bulabilmeniz için onu söyleyeyim. Şimdi peki avukatınız varsa ne oluyor? Zaten orada avukat sizi zaten öncesinde hazırlıyor arkadaşlar. Neler olacak bu ilk duruşmada diye ben yine de kısaca sizlere anlatayım. Eğer avukatınız varsa çoğunlukla zaten telekonferans yöntemiyle katılınıyor bu duruşmalara. Hakim sizin adınızı soyadınızı teyit ettirecek bu arada son zamanlarda gözlemlediğimiz nokta şu. Türkçe konuşan çevirmen bulmakta. Amerika'daki göçmenlik mahkemeleri çok zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden de başvuran kişiyi konuşturamıyorlar. Size sorular sormuyorlar da avukatınıza genelde sorular soruyorlar. Ya da bu dosyada eğer avukat varsa ilk duruşmada yapılması gerekenleri mesela biz çoğunlukla zaten yazılı yapıyoruz. Hakim bize diyor ki yazılı yapmak ister misiniz duruşma yerine? Bize diyoruz ki evet yazılı yapmak istiyoruz. İlk duruşmaya böylece gitmeye gerek kalmıyor. Yazılı bir şekilde bunlar yapılabiliyor. Peki neler yapılıyor diyelim ki duruşma oldu. İlk duruşmanın konusu ne? Adınız soyadınız teyit ediliyor. Hangi ülkeden geldiniz bu teyit ediliyor ve adresinizin doğru adresinizin hakimde yani mahkeme kayıtlarında olması çok önemli arkadaşlar. Bu adres kontrolü de yapıldıktan sonra hakkınızda yapılan suçlamalar var tabii ki. Bu suçlamalar öyle çok büyük suçlamalar değil, onu söyleyeyim. Bir ceza davasındaki gibi bir durum söz konusu değil. Suçlamaları kabul ediyorum ya da etmiyorum diyorsunuz. Bunlar neler? Örnek vereyim. Ben Türkiye vatandaşıyım. Amerika vatandaşı değilim. Amerika'ya sınırdan giriş yaptım. Amerika'ya giriş yapmak için bir vizem yoktu ve şu anda Amerika'da yasal bir statüm yok. Hükümet size bu suçlamalarla geliyor. Size ülkeden çıkartmak için. Ee, siz evet bunları kabul ediyorum diyorsunuz. NTA denen bir belge ile bu mahkemeler başlar arkadaşlar. Notice to appear. Size açılan davayı gösteren belgedir. İşte bu mahkeme gününüz, tarihinizin olduğu. Orada yazar bunların hepsi. Hükümet sizi nelerle suçluyor diye. Türkiye vatandaşlarına bazen başka ülke vatandaşlıkları yazılabiliyor. Öyle hatalar varsa eğer bu belgenizde onları düzeltiyoruz zaten bu ilk görüşmede. Dediğim gibi Türkiye vatandaşıyım evet Amerika sınırdan girdim vizem yok şu anda yasal bir statüm yok ama iltica başvurusu yapmayı planlıyorum ya da iltica başvurusu yaptım ya da yapıyorum şeklinde e, hakkınızdaki suçlamalar kabul ediliyor ve bir sonraki aşamalara geçiliyor ki bu da iltica başvurusu yapma aşaması ya da iltica başvurusu yapma niyetinizin olduğunu hakime söylemek şeklinde. Bunları yaptıktan sonra da bir sonraki duruşma tarihiniz belirleniyor ve oradan ayrılıyorsunuz arkadaşlar size bir sonraki duruşma tarihini veriyorlar ve oradan çıkıyorsunuz duruşmalarınıza katılmanız çok 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 önemli onu söyleyeyim. Eğer duruşmaya gitmezseniz, gidemezseniz, atlarsanız gitmezseniz otomatik atılma kararı çıkıyor hakkınızda. O yüzden duruşmalara gitmeniz çok önemli. Avukatınız yoksa bile mutlaka duruşmaya gitmeniz lazım arkadaşlar. Bu ICE yoklamalarından farklı. Hadi ICE yoklamasına gitmediğiniz o bir şekilde telafi edilebilir. Ama göçmenlik mahkemesinde bir duruşma tarihiniz var. Ve siz gitmezseniz otomatik atılma kararı çıkıyor. Ve bunun sonradan düzeltilmesi çok zor. Çok zorlayıcı bir sebep olması lazım sizin duruşmaya katılmanızı engellemiş olan. Bunu göstermek lazım delillerle beraber ve bu ekstradan çok fazla yük bindirir dosyaya. Onu size zorluk çıkartır. Onu söyleyeyim. O yüzden duruşmalara katılmanız çok önemli arkadaşlar. Evet bu şekilde umarım bu bilgiler ilk duruşmanızda, göçmenlik mahkemesindeki ilk duruşmanızda e, neler olacağını anlamak için size biraz da olsa bilgiler vermiştir. Genelde avukatınız yoksa bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama bir an önce de avukat tutmanızı tabii ki tavsiye ederim. Göçmenlik mahkemelerinde özellikle avukatı olan dosyaların onay yüzdesi çok daha yüksek. Avukatsız yapılan itiraza başvurularının onay yüzdesi inanılmaz düşük, onu söyleyeyim. Evet bu arada ben Instagram'dan da farklı farklı bilgiler veriyorum sizlere her, her gün gün içerisinde olabildiğince. Oradan da beni takip ederseniz eğer bilgiler almış olursunuz o okan.sengün benim Instagram hesabım. YouTube kanalımıza abone olursanız eğer ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Bazen yeni gelişmeler olabiliyor onları hemen yüklemeye çalışıyorum. Böylece göçmenlik hukukuyla alakalı, iltica hukukuyla alakalı gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Hep beraber yorumlar kısmına zaten bakıyoruz. Sorularınızı önümüzdeki haftalarda tekrar bir soru cevap videosuyla hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. sizlere sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için de bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.